Votre weekend, eh bien, Melanie'nin rüyası gerçekleşse de bu bir istisnaydı. Down sendromlu kadın 14 Mart'ta France 2 televizyon kanalında hava durumunu sundu. Bundan sadece birkaç hafta önce bir Facebook sayfası oluşturmuş ve sosyal projesini tanıtmıştı. Melanie Segard adlı 21 yaşındaki kadının sosyal medyadaki kampanyası yüz binlerce kişi tarafından destek gördü. 21 Mart Dünya Down Sendromu günü. Melanie'nin girişimi birçokları için adeta ilham kaynağı oldu. Melanie'nin yaptığı muhteşem bir şeydi ve verdiği mesaj da aynen şuydu. Eğer bir şey istiyorsan ona sahip olursun. Hele de halk desteğin varsa. Bu daha güzel. Bu aslında bazı işlere ulaşmanın mümkün olduğunun bir kanıtıydı. Her ne kadar Melanie'nin sunuculuk yapması istisna olsa da. Ortalama yaşam süresi 1960'lardan 2007'ye hayli artış gösterdi. Ancak bu rahatsızlığa henüz kesin çözüm bulunmuş değil. Türkiye Down Sendromu Derneği Başkan Yardımcısı Fulya Ekmen'e göre Türkiye'de kesin olmamakla birlikte 70 bin civarında Down sendromlu vatandaş bulunuyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya genelinde Down sendromlu doğum oranı 1/1000 ile 1/1001 arasında değişiyor. Je donne des vacances à mon cœur, un peu de repos. Down sendromlu insanların iş gücü piyasasına erişimi konusunda topluluk projelerimiz var. Örneğin oteller ve daimi işler gibi. İtalya, İspanya, Portekiz ve Fransa ile birlikte Avrupa projeleri yapıyoruz. Aiuta ad inserire con tirocini che molte volte diventano poi lavori definitivi le persone con la sindrome di Down. Siyasi açıdan bakıldığında da konuya duyarsızlık hala devam ediyor. Öyle ki Fransa'da önümüzdeki günlerde düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylardan hiçbirisi konuya değinmiyor.